Sayın Sena Parlamış. Bize bir kahraman gerekiyordu. Sena Hanım dedi ki ben hallederim. Çünkü gördüğünüz üzere çok güzel iki performans. Evet. Her ikisi de 9000'in üzerine taşınabilirdi puan olarak ama olmadı. Talihsiz. Evet, 7400 puan artı bir saniye ile Hafize Hanım birinciliğine devam ediyor. O bile inanamıyor duruma. Siz de o zincire bir halka olursanız Arslan Bey ne güzel diyecek. Rahat bir birincilik diyecek. Kendisini hafta finaline hazırlayacak efendim. O kadar rahatlatmayalım Arslan Bey. Olur tamam, mu? Tamam, olur. Başlayalım mı? Başlayalım. Hemen başlıyoruz biz. 4 harfli ilk cevabımızın sorusunu alalım. Kısa çizgi. Tire. İşte o kadar. Şimdi Arapça kökenli bir kelime. Aynı hızda cevaplanabilecek bir soruya sahip. Biraz lafı uzatmışız sadece. Son kısma odaklanın ne olur. Tamam. Buyurun. Yok etme, yokluk anlamında Arapça kökenli bir sözden türemiş ve bir ceza hükmü için kullanılıyor bu sözcük. Yok etme, yokluk bir ceza hükmü. Birisini cezalandırıyorum. Nasıl cezalandırıyorum? Onu yok ederek. Nedir harf bu? Alayım. Yapmayın ya. Biraz düşünseniz çözersiniz. Bir ceza hükmü. Birisini yok ederek. Ölüm. Ölüm. Nedir ceza hükmü? Ölümse eğer? Ölme. Öldürün mü diyorlar? Hayır, öldürün demiyorlar. Harf istemişti. Harf istemişlerdi. İdam. İdam. Ay Allah. İki soru geldi geçti. Yarım dakika harcadık. Başlangıç için güzel alışveriş. Sonrasında daha hızlı olacağınıza eminim. Buyurun bakalım. Aynı zamanda bir erkek ismi. İçten bağlı olan. Sadık. Çok güzel. Beş harfli bir tek kelimedir efendim. Yani illa binici olmaya gerek yok. Atlarla ilgili, binicilikle ilgili bir şey ama basit bir şey. Buyurun bir görelim. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü. İkileme olarak da çok kullanılır bu. Böyle. Atın yürüyüşü çeşitli. Rahvan var, adeta var. Bu en bilinenidir. Tıkır tıkır. Tıkır değildi şey. O. Tıkır değildi de öyle bir şeydi. Teker teker. Tıkır harf daha olur. İyiydi. Buyurun bir harf alalım. Buradan. R. Kır. Tırım tırım. Tırım tırım da değil. Bir harfi değişik. Tırır tır. Tırım değil. Bir harf daha alayım. Ya yapmayın. O mu çıkacak ki? Emin misiniz? Değiştirseniz. Tırır tırır. Dur. Hayır. Tırar. Hayır. Tır tır. Tırım tırım değil. Tırım tırım tırık, değil. Tırık tırık. Değil. Devam. Tırış tırış. Ha, çok yakındayız. Tırıs tırıs. Tırıs tırıs. Kolaymış. Tırım tırım aranmak için kullanılıyor evet. Daha çok. Henüz kaynaklara geçmiş değil ama. Soramıyorum o yüzden. Ben de bekliyorum. Buyurun yenisi gelsin. Evren ve onun genel düzeniyle ilgili olan anlamında batı kökenli bir kelime. Kainat. Batı kökenli ama işte. Kainatla ilgili olan. Kozmik. Olur mu? Oldu. Oldu. Olmamış. Oldu! Bazen ben yapıyorum böyle şakaları. Şimdi reji yaptı. Hadi yenisi gelsin. Bu seferki iki kelime. Altı harfli bir cevabı arıyoruz. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Diyor ki deri dokusunun anormal büyüyüp yağlanmasıyla oluşan kabarcıktır. İki kelime Sena Hanım. Sivilce cam yok. İki kelime. Daha kalıcı bir şey. Sivilceden. Şey bu. Değil. Harf alayım. Aldık bir harf. İki kelime. Onu unutmayalım. Bazen küçücük bir nokta gibi olabilir ama burada bakın. Et beni. Et beni. Deri dokusu anormal büyüyüp yağlanması diyor çünkü. Uçtu gitti. Şimdi daha net bir soru. Anlaşılması çok daha kolay. Eş anlamlı sorusu. Gelsin bakalım. Tespit. Bu sözcüğün Türkçe kökenli eş anlamlısı nedir? İspat diyeceğim. Tespit. Burada bir problem tespit ettim. Bulmak. Burada bir problem.
Bulmak. Bir harf alalım mı? Harf alalım. Kolay bir şey ama çabucak akla gelmiyor. Bakın bir P. Saptama. Oldu bu iş. Ve sürede harcamadınız böylelikle. Çünkü tek problemimiz süre. Elimizde 1 dakika 20 saniye var. Şu et beni kozmik filan derken süremizi fazlaca harcadık. Keza harf durumu nedir? Harf durumunda hiçbir problem yok. 20 tane harf alabilirsiniz ama asla ve kata böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Tek tavsiyem hızlanalım biraz. Tamam. 9400 olabilecek durumda. Gerekirse harfimizi de alırız. Güzel bir noktaya park edelim. Olur mu? Tamam. 7 harfli cevapların ikincisi efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Bu bir söz dizisi. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Hayır, ayrı yazılıyor. Doğrusu o. Buyur. Ayrı ayrı olarak hepsi. Teker teker tamamı. Bu anlamda kullanılan bir söz dizisidir. Büsbütün. Ayrı ayrı olarak hepsi. Her biri. Her biri. 700 puan değerinde. Tamam. Bu güzel bir hız. Daha hızlı olursa tamam. Daha iyi. Tamam. Tek kelime şöyle sorduk efendim. Gelsin. Kalbin hızlı ve sık vurması. Teklemek. Mm-mm. Çarp. Ha gayrı. Çarpıntı. Çarpıntı çok güzel. Tam böyle acaba nereden yaklaşsam da bir ipucu versem diyorum. Hiç ihtiyacım yok deyip cevabı buluyorsunuz. Tebrik ederim. Aynı yapıyı burada da beklerim. Son 8 harfli cevabınız efendim. Eski bir kelime ama halen yaygın kullanılır. Etmek fiiliyle birlikte kullanılır. Alçak gönüllülük göstererek kabul etmek anlamına gelir. Nokta nokta etmek. Alçak gönüllülük göstererek kabul etmek. Harf alayım. Buyurun. Yani bana layık değil ama. Hadi bakalım. Tevez. Mm-mm. Harf alayım. Seninle sohbet etmek benim gibi bir insana. Ama yani. Senin sofrana. Tenezzül. Ediyorum. Tenezzül. Olur mu? Olur. Neden olmasın? 600 puan. Sığdıramadım bir. Bulduk ama sığdıramadık. O yüzden süremizin canını okuduk. Elde kaldı 26 saniye efendim. 26 saniyede 4 soruya cevap vereceksiniz. Kaç harf alabilirim diyorsanız 18 harf. Ama harf alıp basayım. Yapmayın. Çünkü bir kısmında öyle bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Bence önce soruyu okuyalım, özümseyelim. Tamam. Söz ben de hızlanıyorum, siz de benim peşimden tamam. Gelin. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Tek kelimedir, birinin soyadıdır. Ama bambaşka bir şeyin de adıdır. Görelim bakalım. Adını hastalığın tanımını yapan bir bilim insanının soyadından alan bunamanın en sık görülen tipi. Alzheimer. Oldu bitti. 900 puan yerleşti yerine. Şimdi ikinci 9 harfli cevabımız ki o 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Gelsin. Bölüşülen bir bütünden alınan en büyük hisse. Bu benim. Hissedar, pay. Pay. Ne pay? 2 kelime, ne payı? Harf alayım. Durdurduk harf mu? Harf alayım. Bir durdurduk. Harf istediler, durdurdular. Bir harf daha istemiştim. Gerek var mı? Panik yapmayın. Bulamayacağım. Bulursunuz. 2 kelime birini buldunuz zaten. Pay. Ne pay? İşte o S harfi de kimin payı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü en büyük hisse. Ay. Bu benim. S. Pay. Esas pay. Esas mı? Olmaz. Ya. Kimin payı? Öyle düşünün. Bu benim. Asıl pay. Yahu. Ya. Beş harfli. Beş harfli. Aslen. Aslen değil o. Asla. Kimin? Ne? Aslan. Ne? Aslan ya. Aslan payı. Hiç duymadım. Ağzınızdan da çıktı aslan. Aslen derken. Evet. Yani bir hayvanın adı olarak söylemediniz onu ama ağzınızdan da çıktı. İkisini bir araya getiremedik. Daha önce kulağınıza gelmedi mi bu? Aslan payını aldı. Demek ki sizin etrafta herkes güzel bölüşüyor. Herkes eşit bölüşüyor. Vallahi. Hem arkadaşlarınıza hem size hem eşinize dostunuza bir alkış efendim ama. Demek ki bu pay aslan beyin payıymış. Fakat halen Hafize Hanım'ı geçebilecek durumdasınız değil mi? Doğru hesap ediyorum. Evet. 7500 olabilir. Bir harf alırsanız da bir saniye arttırmıştı Hafize Hanım. 2 saniye arttırmanız lazım.
Çünkü harf almadan devam etmem gerekiyor. Harf almadan devam ederseniz sürenin tamamını bitirebiliriz. Ben o harfimi alacağım diyorsanız efendim 2 saniye. Tamam Kaç mı? Kaç sorumuz var? Elimde 10 harfler kaldı sadece. 2 tane çık soru var. Gelsin mi? Gelsin. Eliniz butonun üzerinde lütfen. İşte soru. Birini veya bir grubu karşı eylemde bulunmaya zorlamak. Aldınız mı o harfi? Aldım. Aldı. Bak beni... Sık boğaz. Tek kelime mekmak diye bitmekte. Beni karşı eylemde bulunmaya zorlama. Bıktı. Beni karşı eylemde bulunmaya zorlama. Beni tahrik etme. Gazlama gibi bir şey. Gazlama yok. Değil, karşı eylem. Kışkırtmak. Oldu mu iş? Bu çok kolay. Bu hakikaten. Hemen basacağım. Evet, hediye gibi bir soru. Hemen basın, harfe filan da gerek yok. İki kelime, onu da unutmayın. Buyurun bakalım. Erkeğin evladına sağladığı gelir. Miras mı? Miras da olabilir. Yaşarken de bir gelir sağlıyor olabilir evladına. Erkek. Cep harçlığı. Erkeğin evladına sağladığı. Erkeğin evladına sağladığı gelir. Miras gibi bir şey gelir. Miras da olabilir. Yani evladın geliri. Harçlık. Ama nereden geliyor o gelir? Sen baba abi. Parası. Baba parası. 7400 artı 2 saniye. 1 saniye farklı. Hafize Hanım'ı ikinciliğe, kendinizi birinciliğe yerleştirdiniz. Fakat galiba asıl sıralamayı Aslan Bey'in performansı belirleyecek. Evet. Ne dersiniz efendim, geçer mi? Geçer. 24 tane harf alabilir çünkü. Geçer. Geçer mi? Geçecek. Geçer diyorlar Aslan Bey. Bakacağız. Bakacağız diyorlar. Önden bir alkış alalım. Selamünaleyküm.